Şimdi 14 ay evvel sabah namazına giderken bankanın önünde etrafımı sardılar. 14-15 tane vardılar. Daha evvelki günlerde de denk geliyorlardı ama 2-3 taneydi. Gidin falan diyordum ben. Ama gidiyorlardı. Bu sefer 15 tane falan. Elimde sopa yok, bir şey yok. Şu ayakkabımı çıkarıp da vurayım derken düştüm ve köpeklerin hepsi dağıldı ama o arada belim kırılmış. 8 ay. Daha hala çekiyorum, ağrı var da. Ama şimdi namazlara falan gidebiliyorum. Sabah namazına gitmiyorum. Yatsıya gitmiyorum gece olduğu için. Köpek var diye gitmiyorum. Ben kendim de veteriner teknisyeniyim. Köpeklerden hiç korkmazdım. Bu olay beni bu korkuya sevk etti. Bu köpekler aç, bakımsız saldırıyorlar sağa sola. Bilhassa çocukları görünce daha çok saldırıyorlar. Onun için bir büyük bir tehlike yani. Durmuşu aynı şekilde. Benim biraderi Durmuş'tan sonra bisikletine saldırdılar. Bu kanun da çıkardı bunu hükümetimiz. Ama Büyükşehir Belediyesi böyle bir barınak yaptı mı yapmadı mı haberdar değiliz. Şu kahvenin arkası köşede telefonla konuşuyordum. Havsızdan bir habersizden geldi, bacağımdan yapıştı, ısırdı. Hastaneye gittim. 4 sefer iğne vuruldum. Bu köpekleri bir ben kurtuldum. Bir öğrenci, ufak okul öğrencisi olsa kurtulmam şansı yok. Bunların yetkilileri buna bir çözüm bulması istiyorum ben. Vali mi bakacak, devlet mi bakacak, kim bakacaksa bunlara bir çözüm bulsun. Bu köpeklere bak. Bu köpekler her yer çiftlik oldu, köpek çiftliği oldu. Buna bir devlet bir çare bulsun. Ben burada ısırdı. Yarın bir çocuğu ısırsa öldüyse öldükten sonra mı sahip çıkılacak? Ne gerekiyorsa buna devlet mi bakacak? Kim bakacak? Vali mi bakacak? Belediye mi bakacak? Kim bakacaksa ilgilensin buna. O her yer köpek. Her yer. 6-7 tane köpek, 8-10 tane köpek, 15-20 tane köpek her yerde çıkıyor. Ben gece kahve çarşıya falan çıkamıyorum. Her yer köpek. Buna yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyorum. Ben köpeğe vursam suç oluyor. Git cezaevine mi yatıyorum? Köpek mi öldürüyor? Bunun için ben cezaevine mi yatıyorum? Atımız şu anda tedavi görüyor ama yarış atı olur mu onu bilemiyoruz. Şu anda yarışlara ama yaşatmak için uğraşıyoruz elimizden geldiği kadar. İnşallah kurtaracağız. Hasarlar yani, ciddi mi abi? Yaralar çok ciddi. Bayağı parçalar koparmışlar. 30-40 tane yakın bir köpek saldırısına uğradı. İki tanesi padoklardan kırarak çıktı. Onlar İyi şu anda, bir tanesinin ayağı şiş zaten, onun tedavisine başladık. Ama ikincisini kaçamamış, yatırmışlar zaten o gün de yağış sonucuyla. Kaçamamış, yatmış, köpekler yemeye başlamış zaten, anca yetiştik zaten. Yanına da yaklaşamadık zaten, belli bir müddet yanına da yaklaşamadık. Yaşaması için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. İnşallah yaşar ama yarış atı olur mu onu da bilemiyoruz. Yani şimdi bizde serbest piyasa olduğunda değeri diye bir şey yok. Sana göre 100 milyar, bana göre 300 milyar. Bizde serbest piyasa olduğu için mallarımız, yani herkesin fiyatı değişik. Ama benim gözüme bakarsan 100-150 milyar. At sahibinin gözüne bakarsan 300 milyar. O fiyatlar değişiyor. Ama bizim için en önemlisi yarış koşması. Bu şekilde yarış koşar mı, büyüyünce şey olur mu onu bilemiyoruz. Biz ama tedavisini elimizden geldiği kadar yaşatmaya uğraşıyoruz yani. Ama bayağı ağır herhalde. Çok ağır. Yani bir uğraşacağız ama sonucu ne olur bilemiyoruz şu anda. Sıkıntılı bir dönemi var. Bizim boşu görmüş. Bacağım bir şey, köpek ısırdı. Bu mevzu bu ha. Göster abi hocam. Heh, burası. Kaç gün oldu abi? Bir ay oluyor. Şöyle bir tekrar gösterir misin abi hocam?
yaptılar? Ben buradan geçiyordum perşembe günü. Köpek geldi kolumdan ısırdı. Hastaneye gittim. Tedavim yapıldı. Hepsi o kadar. Hı. Ya şu anda benim kolum ısırdı. Bir başkasının ısırdığını, canının yandığını istemem. Benim başka bir diyeceğim yok. Murat, ben gidiyorum.